Hoppa. Niye takılıyor bu? Tamam, geçti gibi. Evet, buradaki... Ekran yetebiliyorsunuz bunu. Oyundan kovuyoruz resmen adamı. Castlevania 4 videosunda LP'sinde hatırlayacağınız üzere şövalyeler klasik düşmanlarda demiştim. Bu oyunda oldukça sinir bozucular. Zaten bu oyunda ikinci bölümden sonraki bütün bölümler ve bütün yaratıklar sinir bozucu durumdalar. Biraz çetrefilli bir bölüm. Hayır, sakın ölme. Öldük. Öldük ve burada ölmemiz oyunu uzatıyor. Evet. Direkt öldük burada. O kadar salakça ki ya. Vallahi oyun uzadı. Biraz da intihar ediyorum burada çünkü Holy Water olmadan bu bölüme geçmek yani imkansız, sıfıra yakın o ihtimal. Eğer Holy Water'ınızı kaybetmişseniz bir şekilde yani en yakın bir yerden atlayıp oyuna baştan başlamanızı salık veririm. Evet, gördüğünüz gibi intihar ettim. Çünkü bölüme yeniden başlamam lazım. Çünkü Holy Water almam lazım. Her şeyin bir sebebi var. Ya amına koyayım senin be. Al işte. Ya o kadar ucuz şeyler var ki bu oyunda sırf yanmanızı beklemek için. Atla yavrum, atla şu platforma. Evet. Evet. Of of. Umarım çuvallamayız bir daha. Gerçekten çok zor bir bölüm bu. Şaka değil yani. Evet. Şuraya çekiyoruz. Galiba mümkün değil. Tek vuruşluk canımız kaldı. Gördüğünüz gibi birinci ve ikinci bölümlerde düşmanlara vurduğunuzda, düşmanlar size vurduğunda daha doğrusu iki çubukluk hasar veriyorlardı. Fakat üçüncü ve dördüncü bölümlerde 3 çubuk hasar veriyorlar. Beşinci ve altıncı bölümlerde de 4 çubuk hasar veriyorlar. Yani 4 kere bir düşman tarafından vurulmanız ya da dokunulmanız, nasıl diyeyim, direkt olarak ölmenize sebebiyet veriyor. Şu herifçioğlunu Holy Water'la hakladık. Ve daha bölümün zor kısımlarına gelmedim bile. Neyse, iki vuruşluğu da aldık. İki vuruşluk ve Holy Water. Bir de canımızı fullesek tam olacak. Fakat uzun bir süre et yok.
Sana bu gece yemek yok. Git ona, git odana dinlen. Dur bakalım. Evet. Hallettim. Devam ediyoruz efendim. Bir şövalye daha. Polywater anında öldürüyor bunları. Yani normalde sanırım 6 vuruşluk canları var. Fakat Polywater'ın bir darbesiyle ölüyorlar. Evet, şurada, şu arkadaki duvarda et var. Evet, canımız fullendi şimdi. Bu koridor çok zor, susacağım onu o yüzden. İlk şövalyeyi atladık. Evet, ikinci şövalyeyi de atladık. Şimdi bu bölümün neden Polywater'sız geçiremeyeceğini göreceksiniz. Sakin ol, tamam. Bu bölümün boss'u Dead'ti. 3 vuruşluk Polywater'la kendisini yerinden bile kıpırdatmıyoruz. Fakat Polywater almazsanız eğer elinizde nasıl geçeceğiniz hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü ben bu oyunu hep bu şekilde geçiyorum. O yüzden bu bölümü geçip geçmemem Polywater'a bağlı birazcık. Yani Polywater'ın herhangi bir şekilde gitmesi, yani yanlış sub-weapon seçimi ya da ölmeyle bu bölüm yani yarım saat falan bile uzayabilir. Evet, bu son bölüm. Artık Polywater'a ihtiyacımız yok bu bölümde. Gördüğünüz gibi iğrenç yarasalar var burada. Durma. Evet. İçeriye geçebildik de. Checkpoint burası. Devamını getirebilecek miyiz o önemli. Olabildiğince kart toplamamız lazım. Çünkü bu saat 4 kartla falan çalışmıyor. Bildiğim kadarıyla. Evet, şurada bıçak var. Sakın ola bıçağı almayın. Ben gidiyorum. Size iyi günler. Evet. Son boss'un yerine geldik. Fakat bu canla kazanmamız mümkün değil. O yüzden intihar edeceğim ve full hakla buraya tekrar geleceğim. Son boss büyük şok Dracula. Şöyle durayım da öldürsün. Evet. Buraya full hakla gelmek lazım. Çünkü Dracula'nın iki formu var bu oyunda. Çoğu Castlevania oyununda olduğu gibi. İkinci formu full hack ve
Holy Water'sız geçmek mümkün değil. Bunda atlayış zamanlarını iyi ayarlamanız lazım. Evet. İyi gidiyor gibiyiz. Fakat konuşmak için erken. Oha. Yanlış hamle. Vuramadık. Evet. Güzel. Burnunuzun dibinde bitiyor. O zamanlar dikkatli olmanız lazım. Yine geç kaldık. Güzel. Güzel. Değil. Ups. Çok kötü hamle. Hiçbir şansımız yok. Son boss. Son formu karşısında. Ben en iyisi çenemi kapatayım. Evet, bu görüntüye bayılıyorum. Kafası uçuyor. Drakola'nın. Evet, şimdi bakıyoruz. 3 vuruşluk canımız var. On altı bardan oluşuyor. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet. Castlevania ilk oyununu bitirdik. Ne kadar oldu? Sanırım 28 dakika falan oldu. Biraz uzun bir süre aslında, 15 dakikada bitebilecek bir oyun. Ve şatonun yıkıldığını görüyoruz. Trans Fishers. Bran Stoker. Buralarda gerçekten var olan yazar ve senaristlere atıfta bulunmuş. Christopher B. Christopher Lee mesela. Dracula'yı oynayan adam. Bela Lugosi. Boris Karloff. Boris Karloff normalde. Barbara Sherry. Barbara Sherry olmuş. Hunchback. Green Stranger, yeşil yabancı. Simon Belmondo. Belmondo. O zamanlar Simon Belmondo'ymuş. Ve bu hikayede en büyük rolü biz oynamışız. Teşekkür ediyorum. Evet, oyunumuz bu kadar. Bundan sonra oyunun zor versiyonu başlıyor dilek. Eğer mazoşistseniz denemenizi tavsiye ederim. Fakat zaten halihazırda oyunun kendisi zor olduğu için. Bunun ne farkı var göstereyim hemen. Normal zorluk seviyesinden. Misal gördüğünüz gibi ilk bölümde yarasalar var ve normalde 2
baranız gidiyordu bu bölümde, ilk bölümde 4 baranız gidiyor. Artarak ilerliyor yani. 3. ve 4. bölümlerde 5 baranız gidiyor. 5. ve 6. bölümlerde 6 baranız gidiyor. Yani 3 vuruşta ölüyorsunuz. Evet, bu oyun bu kadar. Castlevania. Chrono Trigger LP'sine ara vermiş değilim. Sadece şu sıralar vizelerim olduğundan oturup da uzun uzadıya kayıt yapamıyorum açıkçası. Evet. Chrono Trigger LP'si ile görüşmek üzere. Umarım vizelerden sağ çıkarım. Hepinizi selamlıyorum. Ben Geek the Gecko. İyi günler.